12.8 normal. İyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim. Ben varken İtalya'ya gitmek aklından geçti mi? Öykü, sana çok basit bir soru sordum. Senden basit bir cevap bekliyorum. Ben varken İtalya'ya gitmek aklından geçti mi? Birazdan ifadenizi almak için merkeze gideceğiz, tamam? Sen iyi misin peki? Ayaz nereye? Hepiniz buradasınız zaten. Bana ihtiyaç yok. Öykü çıktığında ilk sana... Emre! Bırak. Bırak yalnız kalsın. İhtiyacı var gibi. Tamam Olcay. Haber verdiğin için sağ ol. Ayaz nasıl? Gitti mi? Tamam. Görüşürüz. Öykü kurtulmuş. Çok sevindim. Şeyma, sana bir şey söylemem lazım. Bak, bugüne kadar sana hep dürüst davrandım. Şimdi de öyle yapacağım. Ne? Şirket iflas etti. Nasıl yani? Çok ağır bir tazminat yükünün altına giriyoruz. Yani şirketin buradan tekrar toparlanması çok zor gözüküyor. Aslında bu evdeki son gecemiz. Hiç problem değil ben. Ben seninle gece konduda bile yaşarım Medi.
Neden benimle İtalya'ya gelmeyi kabul etti hiç düşündün mü? Seni sevse hayır derdi. Ayaz yalan söylüyor, dinle be! Aslında sen de biliyorsun değil mi? Kendini kandırıyorsun Ayaz, kabullenemiyorsun. Sus artık, sus! O kadar alıştım ki. Gel dedin, geldim işte. Ne oldu? Sensiz hiçbir şey tamam değil. Yani ben çok mutsuzum Ayaz. Sen kendine bir hedef koydun ve başardın işte. O öyle olmuyormuş işte. Ben hayal ettiğim her şeye sahip olacağımı sanırken aslında her şeyi kaybediyormuşum. Ya ben seni kaybediyormuşum. Peki bunu anlayana kadar beni ne hale getirdiğini biliyorsun değil mi? Ayaz lütfen. Biz Öykü ve Ayaz'ız. Biz olmadan olamayız ki. Ben bunu öğrendim. Lütfen. Hadi lütfen bir şans daha ver bana. Ya güven bana. İşte tam bu söylediğin yerdeyim Öykü. Tam burada. Bir erkeğin güveni bir kez kırıldı mı kolay kolay geri gelmiyor. Ha. Bu arada köpek için sağ ol. Ama not inandırıcı gelmedi. Açmayacak mısın? İtalya nasıldı? Eminim masal gibi. Ayaz, alt tarafı bir iş kesisi. Hem de günübirlik. Hadi abartma lütfen. Hem ben seni çok özledim. Koşarak yanına geldim. Konuşacaklarım var. Hayır Öykü. Bu sefer ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. İki kalp. Bu bir stadyum projesinin ismi. Tanıdık geldi mi? Sen bana sormadan böyle bir şeyi nasıl yaparsın Öykü? Sen bana acıyamazsın. Hatırladın mı bu cümleyi? Az beni dinler misin? Derin haklıymış. Sen tercihini yapmışsın. Ayaz! Ayaz'la Öykü yok artık. İki kalp yok artık. Monika Hanım,
Ben sizi sonra arayayım mı? Tamam, saat kaçta? Tamam. Peki. Yok bir şey. Peki. Görüşürüz. Öykü, nasılsın? Öykü? Ayaz abi? Allah Allah. Hadi toparlan, gidiyoruz. Nereye? Benimle okula geliyorsun, o imzayı atıyorsun. Gelmiyorum. Ayrıca sana ne benim okulumdan? Benimle gelir misin demedim. Benimle geliyorsun dedim. Gelmiyorum Ayaz, ne yapacaksın? Öyle mi? Öyle. Sana sen. Bıraksana beni, gelmiyorum, senle gitme Ayaz. Ya bıraksana beni bak Ayaz, ne olacak? Ya bırak diyorum. Ayaz. Sus. Ya eşkıya mısın ya, sus sen? Sus diyorum, gürültü yapma. Uyur. Kulağımın dibinde. Ayaz. Ya bıraksana. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Aha. Ya. Deli misin sen be? Bana bak, okula gidene kadar arıza çıkarmayacaksın. Ağzından tek kelime çıkmayacak, tamam mı? Bir saniye bile tutmayacağım, bir saniye. Sürekli konuşacağım, duydun mu? Ya indirsene beni. Ya sen kendini ne sanıyorsun be? Ayaz bırak. O imzayı atacaksın, sonra ne halin varsa gör. Atmayacağım işte. Atacaksın. Ölürüm de atmam. Siz ne bakıyorsunuz be? Önünüze baksanıza. Ya indirsene. İmza kağıdı dolaştıysa ön tarafa gönderelim. Sınıf mevcudunuz belli. İmza ile aynı olmazsa tavrım sert biliyorsunuz. Hadi gönderin. Hocam biraz daha beklesek olur mu acaba? Niye bekleyeceğiz evladım? Ya Ayaz bıraksana. Sınıf. Hayır. Yine mi sen? Evladım böyle girilir mi sınıfa? Hocam pardon. İmzalamıyorum. İmzalamadan inemezsin. Bravo, okey. Benim yüzümden zarar görmeni istemiyorum. İyi dersler hocam. Öykü, hadi sen de geç yerine. Bu kılıkla mı hocam? Geç yerine dedim. Sosun! Merhaba. Merhaba. Ayaz Dinçer değil mi? Evet, de önceden tanışıyor muyuz? Yok, hayır. Ben mimarlık öğrencisiyim. Geçen yıl sizin bir projenizle karşılaşmıştım ve ilk görüşte aşk. Daha sonra isminizi Google'dan arattığımda tapındığım birçok projenin size ait olduğunu öğrendim. Ve sizi görünce de tanışmak istedim. Ben Defne. Memnun oldum. Ben de
Oturabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Kız vallahi fırtına gibi serum yaptı. Ben o sürede garsondan çay bile isteyemem. Ya sen bana telefonla açık tut demedin mi? Dedim. Ne konuşuyorsun bunlar şimdi, nasıl duyacağız? Ay ben dayanamayacağım, yakınlarına gideceğim biraz. Kusura bakmayın da, ya şu adam ne iş yapıyor diye sorsalar kesin ya fotomodel ya da manken derim. Ama tabii her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Yani o şanslı kadın kim? Çok merak ettim doğrusu. Görmüş müdür dersin? Yok ya, sanmıyorum. Elinizi uzatabilir misiniz? Anlamadım. Ellerinizi. Nasıl ya? Dumur. Şu anki halimiz net dumur. Eller kaderimizdir. Eller karakterimizdir. Onlara bakıp geleceği görebilirsin. Kendini görebilirsin. Korkularını, sevinçlerini görebilirsin. Sen sussan da ellerin konuşur. Kimi sevdiğini, kimi seveceğini. Ya da görür görmez kimden etkilendiğini söyler. Peki benim ellerim ne söylüyor? Ellerin susmak bilmiyor ki. Anlaşılan uzun sürecek. İstersen buradan kalkıp başka bir yerde devam edebiliriz. Olur. Tamam, ben hesabı isteyeyim o zaman. Pardon, bunu açmam lazım. Burada 8 olduk. Ayrıca bir dakika, bir dakika. Siz niye elini tutuyorsunuz bakayım? Ha? Yazdım yoksa sana ya? Bitti mi sınav? Ay yok, zararsız bir şey ya. Elimin enerjisine baktı sadece. Kızım, saf mısın sen ya? Elin enerjisi mi olurmuş? Sen niye tutuyorsan elin adamın elini acaba? Ne konuştunuz, çabuk söyle. Başka bir yerde devam edecekmişiz. Ne? Nasıl ya? Ay gündüz vakti kim yapar ki böyle bir şey ya? Hayır, senin derdin ne arabayla ya? Ya niye indirirsin ki lastikleri, üf. Hayret bir şey ya. Ya kızım, var ya sen hastasın. Ağır hastasın. Ya niye indiriyorsun adamın lastiklerini? Bana ne be? Otursunlar işte oturdukları yerde. Aa, kim bilir nereye gidip ne yapacaklar ayrıca? Takip de edemeyeceğiz. Sonra ne olacak? Ya Defne haber verirdi bize. Ha, verirdi. Kesin verirdi. Neyse. Ben servisi arayayım. Gelip halletsinler. İstersen taksiyle devam edelim. Olur. Tanıştığı adam koluna giriyor. Ya bir sakin ol ya. Kız rol yapıyor, rol. Rol mü? Bu mu rol canım? Bak, bak şunlara. Burcu gidiyorlar çocuk. Bir şey yapmıyor, gidiyorlar. Ya ne yapayım ben? Ne
Mete Bey, Önder Ataman'ın asistanı aradı. Bugünkü toplantı için Öykü Acar'ın da bu toplantıya katılmasını istediğini söyledi. Öykü mü? Evet. Allah Allah, neden böyle bir şey istemişler? Bilmiyorum Mete Bey, bu konuyla alakalı bir bilgi vermediler. Sadece bu notu iletmemi istediler size. Peki bu son dakika golünden başka bir istekleri var mıymış? Hayır. Tamam Canancığım, sağ ol. Defne haber verdi değil mi Burcu? Ha bak verdi. Çok verdi. Defne'ye baksana sen, Defne'nin keyfi yerinde tabii. Peşine takılmasak kaybediyorduk. Kim bilir nerede bulacaktık. Ayrıca ne sınavı ya? Sınav mı kaldı? Baksana şunlara. Ya hiç olur mu öyle şey? Belki şimdi Ayaz Öykü diye delilenecek. Belki de kendiyle oynuyordur. Yani bir yerde itiraf edecek. Yok artık. Arkadaşlar hepinizi dışarı alalım. Arkadaşlar hepinizi dışarı alalım. Sakin olun lütfen. Yavaş yavaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.